Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Uniswap kontratı üzerinden Ethereum Workaround'daki tokenlarımızı nasıl satabileceğimizi adım adım göstereceğiz. Lafı uzatmadan hazırsak hadi başlayalım. Videoya başlamadan önce bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu tip içerikleri daha yakından takip etmek ve kripto paralarla ilgili öğrenmek istediğiniz her şeyle ilgili de pusulafinans.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz. <laughs> Ethereum W işlemlere geçmeden önce Merge ile ilgili birkaç şeyden tekrardan bahsedelim. 15 Eylül Türkiye saatiyle saat 10 civarında Ethereum Merge birleşmesiyle Proof of Stake yapısına geçti. Fakat bir kısım madenci bunu kabul etmeyerek Ethereum ağını forkladı ve Ethereum Work adıyla tekrar eski sistemde madencilik yapılan bir ağ oluşturdu. Peki biz son kullanıcılar için bunun ne avantajı vardı? 15 Eylül ve öncesindeki Ethereum ağında hangi token veya kripto paranız var ise bunların hepsi Ethereum Work ağında birebir karşılığı durmakta. Fakat Ethereum Work dışında diğer ağların Oracle çözümleri harekete geçmedi ve projeler bununla ilgili herhangi bir aksiyon almadığı için parasal değeri yok. Bir tek Ethereum Work'ün bir parasal değeri var. Şu an yaklaşık 7,5 dolar civarında seyrediyor. Biz de Ethereum Work on'daki tüm tokenlarımızı Uniswap kontratı üzerinden Ethereum Work'e çevirip bu şekilde bir parasal değere kavuşmuş olacağız. Bunu da borsalara gönderip rahatlıkla Ethereum Work olarak satıp buradan artık cüzdanınızdaki daha öncesindeki miktarlar neyse ki daha yüksek miktarlarda cüzdanınızda bakiyeler varsa daha yüksek miktarlarda Ethereum Work kazanabilirsiniz. Düşük miktarlarda varsa bunları da çevirerek birkaç dolar ya da 100 200 300 dolarlık bir kar elde edebilirsiniz. O artık sizin 15 Eylül önceki cüzdanınıza bağlı. Bekletmeden tüm adımları sizlere tek tek gösterip birlikte yapalım. İşlemlere başlamadan önce Ethereum POV yani Work Anı cüzdanımıza eklememiz gerekiyor. Bununla ilgili bir işlem bilmiyorsanız hem pusulafinans.com'da yazımız mevcut hem de videomuz var. Sağ üstte de videosunu bıraktım oradan cüzdanınıza ekleyebilirsiniz. Daha sonrasındaki işlemler için Öncelikle Remix'e geçmemiz gerekiyor. Birinci adımımıza geliyoruz. Remix.ide sitesine gidiyoruz ve karşımıza bu şekilde bir sayfa geliyor. Burada yapacağımız ilk işlem normal diğer tüm token işlemleri de yaptığımız gibi. Önce Approve e işlemiyle kontrata harcama etkisi vereceğiz. Daha sonrasında Swap işlemiyle o işlemi gerçekleştirip elimizdeki tokenları Wrap Ethereum'a yani Ethereum W'ye dönüştürmüş olacağız. Öncelikle bize bir approve işlemi lazım. Bunun için Remix'te şuradaki yeni sekmesine basıyoruz. Buraya approve.sol diye yeni bir kontrat adresi açıyoruz. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra bana bir kontrat lazım. Hemen ether.scan'e gidiyorum ve basit bir kontrat buluyorum. Tekrardan hatırlatayım bu linklerin hepsi yazımızda mevcut. Oradan girip sırasıyla takip ederek linklerle rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdi datamin.token'a geldim. Bu oldukça basit bir kontrat yapısına sahip. Buradan kontrat kısmına geliyorum. Ve kontrata geldiğimde şurada gördüğünüz kontrat source code kısmı var. Bu kısmı hiçbir işlem yapmadan şuradan tamamen kopyalıyorum. Sonra tekrardan remix kısmına geliyorum. Gördüğünüz gibi şurada açtığım benim sol kısmına bunu yapıştırıyorum. Yani kopyala yapıştır yaptım. Daha sonrasında Ctrl Save yaptığınızda işlemi tamamlamış olursunuz. Şimdi geldik compiler kısmına. Buraya geldiğimizde şuradaki compiler versiyon kısmı benim kontratımla aynı olması lazım. Hemen etherscan'e dönüyorum. Şurada gördüğünüz compiler versiyon noktası v0.66 diye geçiyor. Ben bunu remix'te de düzelteceğim. Hemen buraya geliyorum. 0.66'yı buluyorum. Ve daha sonrasında şuradaki compiler approve sol kısmına basıyorum. Ve gördüğünüz gibi işlem yeşil tik ile sonuçlandı. Şimdi yapacağım işleme geliyorum. Şimdi deploy kısmına geliyorum. Ve burada ilk yapacağım şey şuradan Metamask'ı seçiyorum. Seçtiğimde karşıma Metamask'ın onayı geliyor. Yani Remix Ethereum'a bağlanmak istiyor musunuz diye. Bunu kabul ediyorum ve bağla diyorum. Şimdi daha sonrasında benim yapacağım işlem şuradaki kontrat işlemi. Şimdi bu kontrat işleme geliyorum. Dem token approval nokta solu işaretliyorum. Şimdi yapacağım ise benim satmak istediğim token'ın kontrat adresi. Bunun için hemen CoinMarketCap sitesine gidiyorum. Çünkü ERC20 token olduğu için kontrat adresleri değişmedi. Cüzdanımda olan Vivid Labs'in kontrat adresini alıyorum. Hemen şurada gördüğünüz kontrat adresini kopyaladım. Şimdi tekrardan Remix'e dönüyorum. Burayı Dem token seçtim. Şimdi add adres kısmına token'ımın adresini yazıyorum ve add adres diyorum. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra aşağı iniyorum ve bakın şurada approve işlemi var. Şimdi geldim bu approve işlemini açtım. Şimdi yapacağım işlem approve'la harcama yetkisi vermek. Bunun için bana bir tane spender adresi bir de değer lazım. Buradaki değer tokenınızın miktarı. Spender ise Uniswap'ta satacağım için Uniswap'ın un router kontratı lazım. Bunu nasıl bulacağım? Dediğim gibi tekrardan hatırlatayım. Yazımızda buradaki linklerin hepsi mevcut. Hemen Uniswap'ın router kontratına gidiyorum. Bakın şurada gördüğünüz kontrat adresi router kontrat adresi. Bu adresi kopyalıyorum. Şuradaki spender kısmına bu router adresini yapıştırıyorum. Şimdi geldik değer kısmına. Hemen ben cüzdanımda kaç tane video token olduğuna bakacağım. Buraya geliyorum 30 tane. Fakat ben burada kontrat üzerinde işlem yaparken wei olarak yazmam gerekiyor. Yani bunu dönüştürmem gerekiyor. Oraya 30 adet yazarsam beklediğinizden çok daha düşük miktar satım gerçekleşir. Hemen bunun için de Ethereum Unit Conventor kısmına geliyorum ve elimdeki olan miktarı yazıyorum ve karşılığındaki V değerini alıyorum. Bunu kopyalayıp şimdi tekrardan Remix'e döneceğim. Geliyorum hemen buraya orada kopyaladığım değeri buraya yazıyorum. İsterseniz bir sıfır daha ekleyin yani bir 10 katı kadar harcama yetkisi vermiş olacaksınız. Bu işlemi yaptıktan sonra şuradaki Translate kısmına basıyorum ve cüzdanıma onay geliyor. Şimdi ben Approve onayını vereceğim. Hemen burada işlemi gerçekleştiriyorum. Onayla diyorum. Hem cüzdanınızdan hem de şu alttaki kısımdan bu işlemi takip edebilirsiniz. İşlem onaylandığında artık satım kısmına yani swap kısmına geçmiş olacağız. Bu işlemler biraz sürebilir. O yüzden biraz bekleyin. Evet gördüğünüz gibi işlem onaylandı. Ben artık token'ımı satmak için Approve işlemini gerçekleştirdim. Şimdi ikinci adıma geçiyoruz. Hemen buradan ilk sayfaya dönüyorum ve tekrardan yeni bir kontrat oluşturuyorum. Bu sefer kontratımın ismi swap kontratı. Hemen bu kısma basıyorum. Swap nokta sol diyorum ve basıyorum. Yeni bir kontrat sayfası açtım. Şimdi bunun için bana Uniswap'ın kontratı lazım. Hemen Etherscan'e gidiyorum. Uniswap V2 router'ın kontratını alıp kopyalayacağım. Hemen buraya geldim. Şu an Uniswap V2 router'un kontrat kısmına geçiyorum. Şuradan kontrata basıyorum. Kontrat source code kısmının karşısında şurada hepsini kopyala seçeneğini seçiyorum. Ve burada compiler versiyonuna da dikkat edip şimdi Remix'e dönüyorum. Remix'e geldim. Hemen burada geliyorum. Ctrl V ile yapıştırıyorum kontratımı. Ve ondan sonra Ctrl S yapabilirsiniz. Hemen şuraya dönüyorum. Compiler kısmına. Versiyonum 0.6.6 farklı ise bunu hemen düzeltiyorsunuz. Sonra compiler swap sol diyorum ve işlemi gerçekleştirdim. Şimdi deploy kısmına geliyorum. Deploy kısmına geldim. Şu an yapacağım işlem benim şurada kontrat kısmında uniswap v2 router 2 swap nokta solu seçmek. Hemen bunu seçiyorum. Şuradaki adresim zaten biraz önce aldığım adres. Buradaki her bir token işleminde buradaki et add adres kısmındaki token değişecek. Hem approve e işleminde değiştireceksiniz hem de swap işlemi de değiştireceksiniz. Çünkü bu işlemleri tek tek yapmak zorundasınız her swap işlemi için. Şimdi bir tanesi üzerinden gösterdiğim için siz bu işlemi her birinde tekrar tekrar yapmanız gerekiyor. Bunu unutmayın. Sonra add address diyorum ve buraya yeni bir tane kontratım gelmiş oldu. Hemen bu kontratımı açıyorum ve burada gördüğünüz gibi swap işlemleri her şey mevcut. Ve burada yapacağım işlem şu. Swap hemen şunu açayım. Swap x token for ETH. Yani ben tokenlarımı ETH ile değiştirmek istiyorum. Buradaki her bir değerin karşılığını da size göstermiş olacağım. Şimdi ilk olarak amount değeri yani satmak istediğiniz miktar. İkincisi bunun ne kadarlık bir süre sonunda satılması ya da herhangi bir gas fee'si var mı? Yani süresi, silipaj değeri biz buna sıfır diyeceğiz. Burada pet dediği kısımda ilk satmak istediğiniz kısmın kontrat adresi. ikincisinde ise Wrap Ethereum'un kontrat adresi olacak. To dediği kısım sizin kendi cüzdan adresiniz. Bunu yazıyorsunuz ve deadline kısmında ne kadar süre bu işlem geçerli olacak. Tek tek bu adımları yapalım. Şimdi ilk amount kısmını yapalım. Hemen biraz önce zaten amount'un ne olduğunu bulmuştuk. Hemen oraya gidip amount'umuzu alalım. Ethereum Unit Converter kısmına geliyorum ve amount kısmını seçiyorum. Tekrardan Remix kısmına geliyorum ve amount'u dolduruyorum. Buraya 0 yazdım. Şimdi pet kısmına geliyor. Pet kısmında hemen yazımıza dönelim ve yazımızda şu kısmında size zaten örneğini verdik. Ben buradan da direkt örneğini alacağım. Ben bunu kopyalıyorum. Sonra tekrardan Remix'e geçiyorum ve bunu buraya yapıştırıyorum. Üçüncüsü cüzdan adresiniz. Yani MetaMask'ınızın cüzdan adresi. Bu kısma geliyorum. Cüzdan adresimi de kopyalıyorum. Remix'e dönüyorum. Bunu da yapıştırıyorum. Şimdi deadline kısmı var. Deadline bunun ne kadar süre işlemin yapılacağı ile ilgili. Bununla ilgili yazımızda web sitemiz var. Oradan girip oradaki süreyi alıp buraya kopyalamanız yeterli. Hemen işleme geçiyorum. Epoch Unix Time Swap diye kısmında şurada gördüğünüz zaman çizelgesini kopyalıyorsunuz. Remix kısmına geliyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Ortalardan herhangi birini bir rakam büyütmeniz daha uzun bir süre bu işleme izin vermeniz demek oluyor. Daha sonrasında burada Transact kısmına basıyorsunuz. Şimdi karşımıza geldi. Swap işlemi için geçerli olan ben burada işlemi onaylayacağım. Ve daha sonrasında sürenin geçmesini bekleyeceğim. Bu işlem biraz sürebilir dediğim gibi. Bir süre geçtikten sonra Ethereum Workan'da işlem onaylanıyor. Ve Uniswap üzerinden işleminizi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Bu şekilde 15 Eylül'den önceki Ethereum Mainnet'teki cüzdanınızdaki tüm kripto paraları bu şekilde Ethereum Work'e dönüştürüp ondan sonrasında Ethereum Work'lerinizi de borsaya taşıyıp Buradaki işlemlerden önceki cüzdanlarınızdaki bakiyelerinize göre birkaç dolarla birkaç yüz dolar arasında fazladan bir airdrop almış olabilirsiniz. Bu işlemler ağın yoğunluğuna göre birkaç dakika ile birkaç saat arasında sürebilir. Bunları unutmayın. Çünkü eski Ethereum ağında işlem yaptığınız aklınızdan çıkarmayın. Bazen fiiller de yükselebilir. Bu işlemleri yaparken Ethereum workaround'da olmanıza mutlaka dikkat edin. MetaMask cüzdanınızda kontrollerini gerçekleştirin. Videoyu tamamlamadan önce tekrardan hatırlatalım. Bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Soru, görüş ve yorumlarınız için isterseniz Twitter ve Telegram sosyal medya adreslerimizi veya aşağı yorumlar kısmına yorum bırakarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bu tarz içerikler ve daha fazlasını ulaşmak için de pusulafinans.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz diyelim. Ve bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.